Halil ve Sıla'yı sahneye davet edelim mi? Edelim. Zaman zaman mutfağa giriyorum. Özellikle annemle birlikte mutfağa çok giriyorum. Orada çok vakit geçiriyorum. Ona yardımcı olmak hoşuma gidiyor. Bu arada bir şeyler öğreniyorum. Tabii keyif alıyorum. Temel birkaç yemeği biliyorum ama çok çeşitli yemekler derseniz onlara çok vakit ayıramadığım için bilmiyorum. En favori yemeğiniz hangisi? Hani olmazsa olmaz tadınız. Köfte diyebilirim ya, Sivas köftesi. Severim, evet. Sivaslı mısınız? Evet. Özellikle yurt dışından çok fazla hayranlarınızdan mesajlar, mailler geliyor. Özellikle Brezilya'dan, Polonya'dan. Onlara bir selam göndermenizi istesek. Bu ilgi çok güzel. Bu işimizin başarısıyla alakalı bir durum. Dizimizin güzelliği, senaryo, kadro, yapım şirketimiz bunlarla alakalı bir durum. Biz de elimizden geldiği kadar bütün enerjimizi akıtmaya çalışıyoruz. Onların da bu şekilde bize geri dönüşler yapması gerçekten bizi çok mutlu ediyor, onure oluyoruz. Tek tek hepsine dönemiyoruz ama evet, bana da çok mesajlar geliyor, Sıla Hanım'a da çok mesajlar geliyor. Hepsine çok teşekkürler, bizi izlemeye devam etsinler. Çok daha güzel, etkileyici bir sezonla tekrar geri döneceğiz ekranlara, bu sezon olduğu gibi. Hepsine çok selamlar, sevgiler sunuyorum. Geçirdiğiniz sezonla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıldı ortam, arkadaşlık, setteki haliniz, tavrınız? Şöyle, biz sette çok eğlenceli bir vakit geçiriyoruz ve şöyle bir durum var. Senaryo ile alakalı her yeni gelen senaryoda her gün işe yeni başlamış gibi hissediyoruz. Çünkü heyecan dolu sahneler geliyor. Onları aktarabilmek, yaşayabilmek, biz onları yaşıyoruz zaten. Hani öyle çekiyoruz o sahneleri. Dolayısıyla vaktin nasıl geçtiği belli olmuyor zaten. Çok keyifli, eğlenceli. Güzel bir ekiple, Ayhan hocamızla. Güzel bir şekilde devam ediyor. Yine öyle devam edecek. Beslenmeyle alakalı nasıl dikkat ettiğiniz, önemsediğiniz konular nelerdir? Onlarla ilgili de bilgi verebilirsiniz bize. Evet, biraz sporcu kimliğim olduğu için ben beslenmeme kendim biraz gayret ediyorum. Fakat hani şirketimizin de yaptığı güzel imkanlar var. Dengesiz beslenme gibi bir durum çok söz konusu olmuyor. Çünkü çalışma saatlerimiz belli olduğu için sabah gittiğimiz saat belli. İşte verilmesi gereken ara zamanı belli. Akşam yemeğimizin zamanı belli. Dolayısıyla bu saat aralıklarında beslenmemizi gerçekleştirdiğimiz için çok dengesiz beslenmeler yapmıyoruz açıkçası. Biraz da tabii bu kontrol kişiseldir. İnsanın kendine bağlıdır. Ben de elimden geldiği kadar bunu korumaya gayret ediyorum. Emanet hayranlarına son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi izlemeye devam etsinler. Hepsini çok seviyoruz. Onlar sayesinde büyüyen bir aile oldu Emanet. Emanetlerine sahip çıkıyor olmaları gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Çok mutlu oluyorum bu durumdan. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Çok daha keyifli günlerimiz gelecek. Hepsine çok selamlar, saygılar sunuyorum. Hepimiz işimizi çok severek yapıyoruz. O yüzden her gün koşa koşa sete gidiyorum diyebilirim. Oyuncularımız olsun, ekip arkası olsun, gerçekten işini çok severek yaptıkları için çok mutlu bir atmosfer var sette. O yüzden çok severek yapıyoruz işimizi. Güzel bir enerjiyle çalışıyoruz. Bu da ekrana yansıyor bence. Yurt dışından bize çok mesajlar, mailler geliyor. Özellikle Brezilya'dan, Polonya'dan. O hayranlarınıza biz sizden bir mesaj göndermenizi istesek. Hepsinin desteklerini görüyoruz. Bu bizi çok motive ediyor aynı zamanda. Maalesef ki yoğun tempomuzdan dolayı tabii ki hepsiyle birebir iletişimi maalesef geçemiyoruz. Ama çoğuna bakmaya çalışıyoruz. Hep yanımızdalar, kalbimizdeler. Onları çok seviyoruz. Sizin mutfakla aranız nasıl? En sevdiğiniz yemek, mutfağa girer misiniz? Yani ben Egeli olduğum için sarmayı çok severim, en sevdiğim yemek. Yani mutfağa girmeyi seviyorum aslında ama maalesef çok yoğun bir tempoda olduğum için çok vakit ayırabiliyor muyum? Yani orası biraz tartışılır. Ama boş vakitlerimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Yeni sezonda Emanet izleyicisini neler bekliyor? Ya biliyorum çok fazla ipucu vermeyeceksiniz ama gene de ufak bir şeyler alabilirsek çok iyi olur sizden. Yani bence birinci sezonun da üstüne çıkabilecek bir sezon olacak ikinci sezon. Çok fazla evet konuşamıyorum bu konuyla alakalı ama bizi desteklemeye ve izlemeye devam etsinler. Setteki arkadaşlık ortamı nasıl? İyiyiz. Yani zaten yaşıtlarımız çoğu, hani hepimizin yaşları birbirine yakın neredeyse. Güzel bir enerjimiz var oyuncularımızla. O yüzden güzel, eğlenceli geçiyor. Arkadaşlıklarımız iyi.
Sizden son olarak hayranlarınız için bir mesaj almak istiyoruz. Neler söylersiniz Emanet izleyicilerine? Hepinizi çok seviyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar var olduğu sürece biz varız. İyi ki varlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.